Evet arkadaşlar merhaba. 27 Şubat 2020 Cumartesi günü İstanbul Veliefendi İpodromu Altılı Ganyan tahminleriyle beraberiz. İkinci altılıyla arkadaşlar biz başlıyoruz yayınımıza. Evet, ikinci altılı Ganyan dördüncü koşudan başlıyor İstanbul'da. Birinci altılı Ganyan'la ilgili de zaten tam 3 tane ayağı vermiş oluyoruz. İkinci altılı dördüncü koşu 18.30'da başlıyor. Handikap 17.000 mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik kum İstanbul'da biliyorsunuz. Evet arkadaşlar normal şartlar altında bu 10 tane safkanın hemen hemen tamamı bu koşuda gelmeye meyilli böyle. Tabii ki biz normalde içlerinden bu Picabo'nun 9 numara Picabo normal şartlarda bizim kendi görüşümüz bu tabii. Picabo burada bize göre ağır basıyor ama 9 ilk at olmak üzere eğer 9 düşerse diyelim yani çizgi çektiğimiz zaman 9'un altına 8 Golden Pass 3 Yaman Bey 4 Ağrı Kasırgası biraz da Yaman Bey'i mutlaka yazalım 4 Ağrı Kasırgası 1 Handsome Hero 6 Kayıbeyi ve 2 numara Uğur Babam arkadaşlar. Burada tam 7 tane safkanla buraya geçiyoruz. 10 atın 7'sini yazıyoruz yani. Ama dediğim gibi 9 numara Picabo normal şartlar altında bizim Nevzat Avcı'yla bu yarışı kazanmaya yakın bir safkan görüyoruz. Tabii ki diğerlerinin de şansı bu ayakta var. Karışık bir ayak. Günden karışık ayağı açıkçası. Evet 9, 8, 3, 4, 1, 6 ve 2. Altılı Ganyan'ın ikinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 5. koşu arkadaşlar. Handikap 14 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kuma çıkacaklar. Birinciye 45.500 liralık bir ikramiye var. Bu 11 tane safkan içerisinde. 4 tane safkan da bizim size tavsiyemiz. Bir de benim tavsiyem olacak tabii. 5 numaralı Bouvet arkadaşlar. Gökhan Gökçe ile ilk atımız. 6 numaralı Miss Akasya. Hışman Çizik'le. 8 numaralı Canan Hanım, Gökhan Kocakaya ile ve 3 numaralı burada Queen Derya, Halis Karataş'la 4 tane safkan 5, 6, 8 ve 3 diyoruz ve bir de benim size bir tavsiyem var. Yeri olanlar mutlaka bir Pina Colada ya da çizik atsınlar arkadaşlar. Bu grupta bu atın da bir şekilde şansı var. Burası 5, 6, 8, 3 ve yeri olanlar için de 7 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 6. koşuya geçtiğimiz zaman altılı Ganyan'ın ikinci altılı Ganyan'ın 3. ayağı ve birinci altılı Ganyan'ın da son ayağı olmuş oluyor. Bu 6. koşu arkadaşlar maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz Tyler'ın start alacağı 1300 metrede. Birinci 60 bin liralık bir ikramiye var burada. Arkadaşlar burada 8 numaralı Vincitore ilk atımız. Burada bu Vincitore Akın Sözen biniyor. Bir çıkmış bir dördüncülük yapmış. Victory Gallop yavrusu. İkinci atımız 4 numaralı I Wanna Live Hışman Çizik'le. Evet. 7 numaralı The Rebel Knight. Baktığımız zaman arkadaşlar Nurettin Şen'le ve 1 numaralı Benzema Ayhan Kurşun'la ki benim özellikle bu safkan Benzema'yı mutlaka kuponunuzda bulundurmanızda yarar var. Arkadaşlar burayı 8 başta olmak üzere 4, 7, 1 olarak geçiyoruz. Burada böyle bir kapalı kutu olan bir safkanla size söyleyeyim. Orijinini de beğendiğim minigun var burada. Dikkat diyorum ona. Yeri olanlar 6'yı da buraya kesinlikle ilave etmeli. Biraz fazla gibi oluyor ama güzel bir program İstanbul'daki. 8, 4, 7, 1 ve yeri olanlar da bomba arama neticesinde burada. 6'yı da, Vahdettin Kaplan'ın 6'yı da aman diyorum arkadaşlar çok dikkat. Tam bir kapalı kutu safkan. Hani böyle çıktığı gibi gelirse hiç şaşırmayın. Herkesin ağzı da açık kalabilir. Dikkat diyorum. Evet, 7. koşuya geçtiğimiz zaman ikinci altılı Ganyan'ın da burada 4. ayağı olmuş oluyor. Kısa vade 7 bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. Mrs. Atkins koşusu bu.
Burada 9 tane sapkan start alacak ve birinci burada 90 bin lira ikramiye var. 3 tane sapkan da burada vereceğiz arkadaşlar. İlk atımız 6 numaralı Çirçus. Gökhan Kocakaya ile. İkinci atımız 7 numaralı Josephine Ayhan Kurşun'la. Ki benim favorim Josephine arkadaşlar burada. Bana göre tek atılacak lüksör yavrusu. Gerçekten tek daya atılabilir burada. Dikkat diyorum. Ve tabii ki Lakerda Halis Karataş'la burada bu koşuyu almak için elinden geleni yapacaktır. Büyük bir mücadele izleyeceğiz burada. 6, 7 ve 8 arasında diye düşünüyorum ben. Günün böyle hani bomba dediğimiz hani sürprizi ne olur derseniz gerçekten burada bir ilk 3 tane bir at var. Böyle bekliyor. Panter gibi arkadaşlar. Şu 3 at var ya bakın 1, 2, 3. Bunlardan üçünden de seç alın. Yani 1, 2, 3'ten bir tanesi de bu 6, 7, 8'i delebilirse delmeye çalışır. Ama Laker'da kesinlikle ve kesinlikle burada yarışa gidiyor. Halis Karataş bu koşu almak için elinden geleni yapacaktır. Nasıl atı ittirdiğini göreceğiz hep beraber sonlara doğru. Evet, 7. koşuyu da 6-7-8 diyoruz. Hatta Juno'nun bile burada yani geliri var diyoruz. 8. koşuya baktığımız zaman burada toplam 6 tane sapkan var. Kısa vade 6, 4 yaşlı Araplara 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Güzel bir koşu bu. Burada Mehmet Kaya artık yani bir şekilde Muzova'yı getirmeyi başaracaktı. Zamanı geldi. Bu yarışta rahat bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. 4 boy falan atar diye düşünüyorum. 4 numara Muzova arkadaşlar bizim ekibimizin Türkiye'ye bağlantılı ekibimizin oy birliğiyle yani 4 tane kişinin de kesinlikle 4 oyla yani 4'te 4 oyla tekidir. 4 numara Muzo Baba Mehmet Kaya ile günün bankosu 8. koşuda ikinci altılı ganyandı arkadaşlar. Evet günün son ayağı yani ikinci altılı ganyanın son ayağı 9. koşuya geçtik. Gece 9'da maiden bir koşu bu. 3 yaşlı İngilizler burada start alacaklar. 1300 metre sentetik kuma çıkacaklar arkadaşlar. Burada iki tane sapkan vereceğiz ama bir tane de sapkan ben vereceğim size. Buradaki ilk atımız 6 numaralı Kızıl Aslan Mehmet Kaya ile. Evet arka arkada gelebilir. Hiç sıkıntı yok onda. Çok da gelmişti. 3-4 tane koşu kazandım bile Mehmet Kaya'nın. 10 numaralı Libertalia Hışman Çizik ile. Bu safkan kesinlikle yarışa gidecektir Hışman Çizik. Ve arkadaşlar bu iki atın dışında bir de ben size bir at veriyorum. Mutlaka onu da kuponlarınıza yazabiliyorsanız eğer mutlaka yazmanızda yarar var. O da 2 numaralı Dark Runner arkadaşlar. İlker Soyat'la günün bombasını yapmaya hazır konumda. Bir türlü kendini ifade edemedi. Ama burada bu grupta bir şekilde dikkat diyorum arkadaşlar. Bir de ilk kez koşacak olan bir Ronaldo var burada. 800 numara Gökhan Gökçen'in bir de ona da dikkat diyorum. Evet burası normalde 6-10 ama ekstra tavsiyemiz 2 ve 8 arkadaşlar diyoruz size. Evet İstanbul'la ilgili görüşlerimiz burada sona erdi arkadaşlar. www.marksporttahmin.com adresinden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda marksporttahmin.com'dan da izleyebiliyorsunuz bu ayrıntıları. Yurt dışı at yarışları tahminlerimiz de var gördüğünüz gibi. Ve üyeliğimiz bedavadır, ücretsizdir. E-mailinize gelen burada üye ol butona bastıktan sonra geçerli bir e-mail adresi yazıyorsunuz ve e-mailinize gelen linke tıklayarak rahatlıkla ücretsiz üye de olabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, cumartesi günkü videolarımız da burada tamamlanmış oluyor. İstanbul Beliefendi Hipodromu'ndaki koşan güzel bir koşu programı var gerçekten. Oynayan herkese başarılar diliyoruz arkadaşlar. Rast gelsin. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle. Bol şans herkese.